Korna çal abi şunlara, sana zahmet ya. Neymiş o sen? Böyle mi? Muhabbete bak. Size herkesin sorduğu soruyu soralım. 1.5 turbo geliyor mu? Gelecek inşallah da bir yılbaşına doğru gelecek. Hani 2017 ya. Şu anda gelmedi zaten. Soldan devam edelim abi. Ayna biraz farklı geldi bana diğer araçlara göre. Şey çok dış bükey olduğu için fazla yakındaymış gibi geldi araçlar. Şeydir. Zaten eski motorun aynısı, bir farkı yok. Şey sertifika ne klasik yapan. Pek ödemiyoruz. Güzel değişik. Evet. Şey süspansiyon biraz gergin zaten. Gerçi bu süspansiyon. Bağımsız süspansiyonun farkı işte. Arkada savrulmuyor üzeriniz. Aynen. Koltuklara da zaten gömülüyorsunuz, onun şeyi var. Etkisi yani, vardır mesela. Mesafesi de gayet güzel bence. Tam sınıfından bekleyene karşılamış. Şuraya şey, basa koy, bilgisayar kolu. Aynen. Bayağı zor. Bekledim. Tam bugün 1.80 olmasına rağmen. Ama işte orta paket olsa da şu kumaş yakışmamış. Evet. Yani çok pör tutuyor kumaş. Ama konsoldaki neyse o kapalı. Kesinlikle. Zaten hava kapmış. Onun gibi olsa şunu sözünü bulmuş. Şu an araç zaten 68 km. Doğru mu görüyorum? Doğru. İlk teste çıkıyoruz zaten. Geçiş bile kayın. İlerleyen vakitte çıtırdama mıtırdama olmayacak gibi gözüküyor. Evet. Bayağı sağlam oturtmuş yani. Ayağını bıraktığın zaman zaten tutuyor onu. Hı-hı. Yani frene basmana gerek yok. Hı-hı. Start stop otomatiği yok herhalde. Yok yok. Yanlış şey var işte. Bu dediğim gibi ayağını 10 dakika çekip pedala basmana hiç gerek yok. Hı-hı. Ayağını çektiğin zaman o seni tutuyor 10 dakika. Tekrar gaza dokunduğun an yürüyor. Trafikteyken çok şey oluyor zaten bu kurtarıcı bir yollar, yoldur yani. Yani çok, çok büyük faydası olacağından. Güzelmiş ama. Evet. Çok canlı bu. Sağdan gidelim abi. Bir baskı buldum. Geldim. Nereden geldi bilmiyorum. Dışarıdan neden bu? Ya. Ya. Sivit bu armadan gelir mi? Gidip ileriden yuvarlaktan geri döneceğiz abi. Komoda. Fark ettin mi? Kadran üstündeki şeyler. Şurada tuşu var zaten. Ekonomi tuşu var mı? Evet, güzel yapmışlar. Ekran o kadar da küçük değil ama çalışır. Yok, bu iyi. Bunda var. Üst paket şey. Üst paketteki ekran var. Yok, tuşu gayet iyi ya. Üst paketli bu, elegant. Şu an gerçi üzerinde şey var. Yanlış görmesen dandık. Normalde Showroom'daki şeylerde lastikler Bridgestone'du. Showroom'daki makine vardı. Ya fabrika değişik değişik gönderiyor şeyleri, o lastikleri. Acaba hani 30 çok. Yani ay olarak vay abi şey olarak mı onu bilmiyorum. SP devreye girdi. Soktum. 70 yıl sınırı var. Thank you.
sen de falan gidiyorsun. Kesinlikle sen de. Ama rüzgarsız geldi. Yani rüzgar gelir. Güvencesi veriyor. Bir fındıklıya doğru gidip yasak olur mu? Fındıklıya doğru. Yine buradan yine dönüp düz yukarı çıkıp geri döneceğiz. Kenan Evren Kışlası'nın arkasına yani. Yine o dönen kavşağın oradan geri döneceğiz. Bana bakalım ama burada çok adam bekliyor ya. Yani çok uzun sürmez zaten. Fiyat olarak evet. Onu arkadaşlardan öğrenirseniz sağlıklı olur. Ben onlara fiyat veremiyoruz. Direksiyon sanki net gibi. En küçük hareketini direkt yola aktarıyorsun. Yani ama his yok. Herhangi bir şekilde boyaları herhangi bir şey yapmıyorum, hissetmiyorum. Direksiyonun şeyi yani dezavantajı. Ama kararlı. Gaza bastığı zaman direkt küçültüyor. Şey olarak değil ama yani sürekli de mesela 6000'de tutma durumu yok CVT olmasına rağmen. Sport ayarı varsa belki ama sportla testi. Belki o konuda olabilir. Şey aldı tutmaya başladı. Artık ne yaptı? 7000'e geldi. Şu an şeyde bu asfalt da yenilendi yani. Sessiz asfalt döküldü buraya. Ben araba gibiyim.
yani normalde bu aracı sürekli böyle kullanmıyorsun ama değil mi? Yok hayır. Yani test aracı. Test aracı olduğu için biraz göreyim diyorsun, bakayım ne diyor, ne görüyor. Hani tepkisi nedir? Ama yani alacağın nedir? İşte yani insanlar öyle bakmıyor. Bu aracı sürekli bir kendi malın olduğu zaman bu şekilde kullanmıyorsun çünkü. Yani de, tabii. Aldım artık bu benim dediğin zaman böyle kullanmıyorsun. Ama illa ki böyle kullanan arkadaşlar oluyor. Ki hiçbir hiç kimse de görmedim. Ben yarım saat bu şekilde aramışsız sıçtırdım, hatırlıyorum yani. Ya yarım saatte hiçbir şey değil, yarım saat sürekli böyle kullanamazsın yani. Testte yarım saat sürüyor, onu demek istiyorum. Yani arabanın içine ben anlamak istiyorum. Yani, anladım, ben ona bir şey demiyorum. Ne kadar güzel onu görebiliyorum evet. Yani bu şekilde. Yol tuşu gerçekten fren, güzel. Fren dozlaması çok iyi. Aşağı ya, yok tutar, sıkıntı yok, her tarafta. Yani tutuyor. Sadece ramp olması gerekiyor. Yok yok yok. Şu an kapattım, direkt şey yapıyor zaten. Belki de şey, deaktif hale getirmek için frene basmamı söylüyor bana. Frene basarak onu yapıyor zaten. Ondan sonra ayağını çektin mi normal. Ekran ışık da yanıyormuş. Aynen. Neyse, aracın rodajını yaptım. Biz onu zaman içerisinde hallediyoruz. Küçük şeyde, Yalova'dan gemiden indim. Aydın'a 5 saatte gittim, araba kendine geldi zaten. Tüp takılabiliyor ya, onun avantajı var. Böyle kullanabiliyorsun diye tüp olduğunu hissediyorum. Yakıtı da dert değil. Motor sesi gaza getiriyor, herhangi bir şey de yok. Hani 125 beygir olmasına rağmen çok da şey yapmadı. Şimdi bakın bu aşırı performans şimdi çok o şanzıman onu ayarlıyor şey zaten. Aynen. Ya bu şöyle diyeyim. Bir önceki binen arkadaşlar ya motor sesi çok geliyor. Yani bu motor sesini sevenler de var. İsteyen de var, istemeyen de var. Yani. Aynen. Şimdi burada, ama şu şekilde 2000-2500'de giderse de hiçbir şey duymuyorsun. Hiç duymuyorsun. Aynen. 2500-3000'lerde hiçbir şey sesi duyamıyorsun. Hiçbir sıkıntı yok. Günlük aynen. Kullanımda bu zaten. Evet. Çok güzel bir alternatif olmuş bu araç bakanlar için.